Sayın Cumhurbaşkanım, çok genişten duygularımla yemin törenimize öncelikle hoş geldiniz diyor. Hepinizi genişten duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada gerçekten çok özel bir tören düzenliyoruz. Çünkü çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Tabir yerinde ise maskeli ve mesafeli bir yemin töreni gerçekleştiriyoruz. Umarım bu şekilde gerçekleştirdiğimiz son tören olur bu. Yine umarım bu zorunluluktan dolayı davet edemediklerimiz bize kırılmazlar ve bizi anlayışla karşılarlar. Ben sözlerimin başında bugün buraya toplanmamıza vesile olan değerli üyemiz Basri Bağcı'yı tebrik ediyorum. Üyeliğinin kendisi, ailesi, mahkememiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Basri Bağcı yargı camiasında farklı görevlerde bulundu. Engin mesleki tecrübesiyle ve özellikle de insan hakları hukuku alanındaki çalışmalarıyla Türk Anayasa Yargısı'na önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum. Tabii bu süreç bize çok şey öğretti. Ama en az iki hakikati de bize çok açık bir şekilde hatırlattı. Birincisi, tüm dünyaya yayılan ve en gelişmiş ülkeleri dahi aciz bırakan koronavirüs, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde yardımlaşmanın ne kadar hayati olduğunu bize hatırlattı. Tabii yardımlaşmanın bizim fikir ve ruh köklerimizde nasıl bir karşılığı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hemen aklıma 11 asır önce yaşayan ve bugün Türkçe'ye daha çok erdemli şehir ya da ideal devlet olarak çevrilen eseriyle bildiğimiz Farabi geliyor. Farabi yardımlaşmayı teorisinin merkezine oturtuyor. İdeal devlet anlayışının merkezine oturtuyor. Ve diyor ki, mutlak iyi olan mutluluğa ulaşabilmesi için insanların birbiriyle yardımlaşması gerekir. Mensuplarının birbiriyle yardımlaştığı şehre erdemli şehir, şehirlerinin birbiriyle yardımlaştığı millete de erdemli millet denir diyor. Ve çok ilginçtir, 11 asır önce uluslararası toplumla ilgili de bir değerlendirme yapıyor. Ve diyor ki, mutluluğa ulaşmak için milletlerin ve bugün biz korona vesilesiyle yardımlaşmanın önemini hatırlıyoruz. Farabi'nin mesajları bize bugün daha anlamlı geliyor. Bu vesileyle hatırlatmak isterim. UNESCO 2020 yılını Farabi yılı ilan etti. Kendisine bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bu küresel salgının bize hatırlattığı ikinci gerçek ise temel hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez olduğu gerçeğidir. Hepimizi uzun süre evlerimize kapatan bu salgın, başta yaşam hakkı olmak üzere kişi özgürlüğü ve güvenliği, seyahat özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Hak ve özgürlüklerin korunmasının demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim Anayasa Mahkemesi çok sayıda kararında demokrasileri temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimler olarak tanımlar. Temel hakların korunması hukuki olduğu kadar aynı zamanda ahlaki bir meseledir. Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen ve bizim gibi yaşamayanların da hakların olduğunu kabul etmemiz gerekir. Başka bir ifadeyle haklar düşüncesi, ötekini de hakların öznesi olarak kabul etmeyi gerektirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, bilindiği üzere bilhassa Batı'da hastalıklı bir öteki tasavvurundan kaynaklanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde tehdit etmeye devam ediyor. Bu kavramlar ölümcüldür. Burada öteki olanı yok etmeye,
Fransız düşünür Lyotard'ın ifadesiyle ona kaderi yakılmak olan çöp muamelesi yapmaya yönelik hastalıklı bir ruh halinden bahsediyoruz. Bu nedenle ırkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir. Sınırlarına dayanan mültecileri ülkeye almamak için gerektiğinde öldüren, hatta onları koronavirüsün sebebi olarak görüp şeytanlaştıran bir anlayışla erdemli toplum oluşamaz. Aynı şekilde renginden ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan bir yaklaşımla da erdemli evrensel toplum inşa edilemez. Bu marazi zihniyetin panzehiri, insanı eşrefi mahlukat olarak gören adalet temelli çoğulcu anlayıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında vurguladığı gibi, çoğulcu toplumda devletin farklılıkları ve farklı olanları tehditler karşısında koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer yandan, bireylerin ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı ve barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabildiği erdemli bir toplum ve devlet ancak adaletle mümkündür. Bir elinde terazi, diğerinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figürü, adaletin birbirini tamamlayan üç unsurunu sembolize eder. Bu unsurlar tarafsız ve bağımsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanmasıdır. Evvela adaletin gözü bağlıdır. Tarafların kim olduğuna bakmaksızın onlara eşit muamelede bulunur. Mecellede meşhur bir ifade vardır. Hakim beynel hasmeyn adl ile memurdur diye. Hakim taraflar arasında adaletle hükmetmek zorundadır. Taraflara eşit muamelede bulunmak zorundadır. Hiç şüphesiz yargının ya da hakimin tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Bu nedenle de yargı bağımsızlığı Anayasa'nın 138. maddesinde çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Adalet figüründeki ikinci sembol ise terazidir. Terazi, kadim medeniyetlerde adaletin temel ölçülerinden, simgelerinden birisidir. Çünkü bu terazi sayesinde uyuşmazlıklar hakkaniyete uygun olarak çözüme bağlanır ve bu sayede kamu düzeni sağlanır. Tam da bu nedenle Mevlana, hakimi hakkın terazisi olarak niteler. Ve bundan dolayı da der ki, hakim rahmettir. Kıyamet denizindeki kıyametteki adalet denizinden bir katredir. Gerçekten de adaleti sağlayan bir hukuk düzeni toplum ve devlet bakımından bir rahmettir. Bu yüzden hukuksuz kalan devlet yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta gibidir. Üçüncü olarak adalet, hakimlerin adalet terazisinde tartarak verdikleri kararların uygulanmasını zorunlu kılar. İki tarafı da keskin kılıç, hukukun üstünlüğünü ve adaletin yaptırım gücünü anlatır. Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere, mahkemeye erişim hakkının en önemli unsurlarından biri, yargı kararlarının etkili bir şekilde yerine getirilmesidir. Zira aksi durumda mahkemeye erişilmiş ve yargılama yapılmış olması anlamsız hale gelir. Netice olarak adalet, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirmektedir. Bir ülkede yargıya yönelik toplumsal güvenin sağlanması ve sürdürülmesi, adaletin bu üç unsurunun hayata geçirilmesine bağlıdır. Gerçekten de bu üç unsur hayata geçirildiğinde, adil yargılanma hakkıyla ilgili birçok sorun da ortadan kalkacaktır. Bu önemlidir çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir. %52.1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz.
Bu da adil yargılanmayla ilgili önemli bir mesele olduğunu ve bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi'nin bilindiği gibi temel görevi, günümüzde adaletin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Böyle olduğu için biraz sonra buraya gelip yemin edecek üyemiz ve daha önce bütün üyelerimiz, anayasayı ve temel hak ve özgürlükleri koruyacağımıza dair ant içiyoruz. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi gerek norm denetiminde, gerekse bireysel başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele etmekte, diğer yandan da hak eksenli kararlar vermeye devam etmektedir. Mahkememiz salgın sürecinde de gerekli tedbirleri almak suretiyle uygun yöntemlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Şunu da ifade etmem gerekir ki, bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize sadece 2019 yılında 43 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır. Ve mahkememiz bu başvuruların yaklaşık 40 binini sonuçlandırmıştır. Daha doğrusu yapılan başvuruların değil ama verdiği kararların sayısı 40 bin civarındadır. Bu şu anlama gelmektedir. Son 2 yılda mahkememiz yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı bakımından çok ciddi bir seviye kat etmiştir. Ve bu oran %93 düzeyindedir. Tabii bu çok önemli ve iyi bir performans ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Bizim hedefimiz en azından yıl içerisinde gelen başvuru kadar başvuruyu karara bağlamaktır. Bu vesileyle her türlü zorluğa rağmen fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Diğer yandan temel hak ve özgürlükleri koruyacak şekilde karar vermek tek başına yeterli değildir. Bilhassa bireysel başvuru sonucunda verilen kararlar ışığında uygulamanın değişmesi, adaletin tesisi ve tecellisi bakımından hayati derecede önemlidir. Anayasa Mahkemesi 8 yıldır bireysel başvuruyu uygulamaya çalışıyor, bireysel başvuruda kararlar veriyor ve bu kararlarla memnuniyetle ifade etmem gerekir ki temel hak ve özgürlükler konusunda temel standartları, ilkeleri belirliyor. Bugün itibariyle bireysel başvuru kapsamındaki bütün haklarla ilgili, yaşama hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar, kişi özgürlüğü ve güvenliğinden ifade özgürlüğüne kadar hemen her alanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de içtihatlarını dikkate alarak mahkememiz temel kriterleri belirlemiş, standartları oluşturmuştur. Dolayısıyla bundan sonra Türk yargı sisteminden ve idari yapıdan beklenen bu standartları, ilkeleri, kriterleri dikkate alarak bunların uygulamaya geçmesini sağlamaktır. Çünkü çok yaygın bir yanılgı var. Bireysel başvuru sanki tek tek ülkedeki bütün hak ihlallerini gidermenin bir yolu gibi anlaşılıyor. Hemen her konuşmamda ifade ettiğim gibi, bireysel başvuru bir ülkedeki tüm hak ihlal iddialarını karşılayacak ve tüm ihlalleri giderecek bir yol değildir. Olamaz da. Bireysel başvuru bu anlamda hukuk sisteminin veya idari sistemin ihlal üreten yapısal sorunlarını öncelikle ele alan ve bunların yeniden ihlal üretmesini engelleyen bir yoldur. Buna bireysel başvurunun objektif etkisi deniyor. Dolayısıyla amaç tek tek bütün ihlalleri gidermek değil, amaç hukuk sistemini, idari sistemi aynı mahiyetteki ihlalleri üretmekten men etmek, bunu engellemek. Bu anlamda da özellikle idari ve yargısal mercilerin aynı konuda Anayasa Mahkemesi bir karar verdiyse yeniden bir başvuru yapılmasını beklemeden mahkemenin belirlediği ilkeleri, kriterleri dikkate alarak, esasları dikkate alarak önündeki meseleyi çözüme kavuşturması gerekiyor. Aksi takdirde biz her yıl değil 40 bin, 80 bin karar da versek temel bazı meselelerimizi çözmemiz mümkün olmayacaktır. Tabii bazen ihlaller
uygulamadan değil, bizzat kanundan kaynaklanabiliyor. İhlalin kanundan kaynaklandığı durumda ihlali gidermenin yolu yeniden yargılama olamıyor. Çünkü yargı organının yapacağı, mahkemenin, hakimin yapacağı bir şey olmuyor. Tazminat da yeterli olmayabiliyor. Bu durumda yapılması gereken ihlalin giderilmesi ve yeni ihlallerin, kanundan kaynaklanan yeni ihlallerin önlenmesi için yasal değişiklik. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, değerli misafirler, konuşmama son vermeden önce geride bıraktığımız dönemde vefat eden mahkememiz emekli üyelerinden Mahir Can Ilıcak'ı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte özleriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son olarak, yemin törenlerinin karmaşık duygulara yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bir yanda aramızdan ayrılanların hüznü, diğer yanda aramıza katılanların sevinci var. Dolayısıyla hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor. Her durumda bu törenler bize geçici olduğumuzu, mahkemenin kadıya mülkü olmadığını hatırlatıyor. Afyon Kadısı Hafız Ali 1782 yılında görevinden ayrılırken mahkeme defterine bir not düşüyor. Bir beyit yazıyor ve diyor ki, "Değildir mansıbı dünya cihanda kimseye baki." Aramızda gençler var, onun için bir cümleyle ne söylediğini de ifade edeyim. Dünya makamı cihanda hiç kimse için kalıcı değildir. Gerçekten de baki kalan mansıplar, yani makamlar değil, bu kubbede bırakabileceğimiz hoş bir sadadır. Bu duygularla Sayın Bağcı'yı tekrar tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Emekli olan Başkan Vekilimiz Recep Kömürci'ye de mahkememize yaptığı katkılar için teşekkür ediyor. Kendisine ve tüm emekli mensuplarımıza huzurlu, sağlıklı bir emeklilik dönemi temenni ediyorum. Yemin törenimizi teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyor. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Sağ olun, var olun. Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Zühtü Arslan'a teşekkür ediyoruz.